Bugün elimizde dünyalar tatlısı böyle kafaları yedirtecek hakikaten manyak bir makine var. Böyle bu kadar kanatları var, full karbon fiber. Sevgili Toprak Razgatlıoğlu kardeşimiz bununla kırbaçlaya kırbaçlaya inanıyoruz bu sene şampiyon olacak kendisiyle. Astrolistimiz Emin Arar Competition serisi. Yani doluların dolusu da böyle karbon fibere bandırılıp çıkartılmışçasına her tarafını karbon fiber yapmışlar. Müthiş. Bence izleyin. Bana hak vereceksiniz. Biliyorsunuz zaten Esmin Arar'a çok fazla bir sevgi beslediğimi, bununla çok mutlu olduğumu, bana yakışan süper sportun aslında kendisi olduğunu kendime bol bol itiraf ediyordum. Esmin Arar'dan sonra daha ne olabilir dedik ve Almanlar dedi ki dur ben daha son sözümü söylemedim dedi. Şunu dedi böyle bir hafiften karbon fibere böyle bulayım dedi birazcık altın üstünü, biraz da böyle şişireyim granajları. Adamlar gerçekten çok güzel yapmış abi şu tasarım. Şu karbon fiber kanatlar, bak ellerin falan geçiyor aradan, o kadar büyük. Şurada bir remeyir girişi var, bak kolum nereye kadar içeri gidiyor. Buradan havayı emiyor falan böyle. Normal bir Esmin Arar'a göre kafası çok daha büyük. Yani bu 1,5 porsiyonluk bir Esmin Arar gibi düşünebilirsiniz. Artık tamamen profesyonelleşmiş. Bu tarafta görmüş olduğunuz diskteki soğutucular, balata soğutucular, buradaki bu parçalar, jantların hepsi karbon fiber. Yani dedim ya karbon fiber olmayan tek şey depo arkadaşlar. Yani geri alan. O yüzden her yer karbon fiber. Ön farklı bir camı var. Bir tamamen duble. Böyle yani bubble bir camı var önünde ve yani cam aslında buraya kadar uzamıyor. Altına yatıp şöyle bak göstereyim. Şöyle bindiğiniz zaman makineye o kadar rahat sığıyorsunuz ki bak. O kadar rahat ki gazladığınız zaman. Kafanın büyük olması sizi rüzgardan açıkçası birazcık daha böyle koruyor, kolluyor. Biliyorsun oturuyorsun ekranın etrafı bile karbon fiber. Üstü vernikli ama alt ellediğin zaman hala böyle bak tıkır tıkır. Al sana karbon fiber sesi kardeşim. M-Competition. Neyse ekran bildiğiniz Esmin Arar'la aynı. Burada farklı spor modları var. Kadranlarda daha detaylı böyle oyuncakları falan var. E tabii ki burada rain'di, işte dinamikti, sport'tu, race'ti. Ayrıyetten pistte çıkan kullanıyor. Bu pist makinesi arkadaşlar. Bu normalde caddede binilecek bir makine değil zaten. Bunu alayım. Böyle günlük kullanayım efendim. Bununla giderken böyle yoldaki böyle her zerreyi hissediyorsun. İnanılmaz sert. Aşırı sert yani. Bu kadar da sert olamazsın. Çünkü bunda bir otomatik süspansiyon seçeneği yok. Tamamen manuel. Önden arkadan işte amortisörlerini ayarlıyorsun. İşte basaklarındaki buradaki yerlerine göre piste ona göre giriyorsun. Burada 16,5 litrelik bir deposu var. Normal Esmin Arar'daki depoya benziyor. Üste böyle yine kılıf olarak karbon fiberler var ama sadece karbonu görmediğiniz yer burası arkadaşlar. Biliyorsunuz Competition'ın iki paketi var. Bir tanesindeki buradaki beyaz, öndeki uzatma karbonlar yok ama bu artık alabileceğiniz en dolu serisi. Selesine gelince bak boyun 1,80. Bak şimdi 83,5 santim sele yüksekliği var. Kardeşim enduro mu kullanıyoruz? Bu ne? Ayaklarım yere yetmiyor ya. Hani normal bir Esmin Arar'a göre çok yüksekte oturuyorsunuz. Fakat bunun getirdiği bir güzellik var. Yolda şöyle bir toparlıyorsun. O kadar hafif hissettiriyor ki böyle bir kapanıyorsun, bir koyuyorsun böyle. Gerçi rodaj da hala çok böyle şak şak yerleştiremiyoruz ama. Seleye gelecek olursak sert. Gerçekten sert. İliklerinize kadar o sertliği hissediyorsunuz. Kuyruk yine karbon fiber arkadaşlar. Burada bir mono kapakla birlikte geliyor. Ama içinden kutusundan çıkan böyle bir aparatla basaklar burada görüyorsunuz. İsterseniz arkanıza sevdiceğinizi, arkadaşınızı. Ya şu makineye iki erkek binmeyin ne olur. Vallahi komik duruyor. Yani bu makineye yakışan ya manitanı alıp çıkacaksın ya da böyle takacaksın mono kapağını. Şakır şakır gazlayacaksın. Bil bakalım ne eksik. Söyle söyle. Bak stop yok. Sinyallerde yine stop yok. Ya baba şuna yapın artık ya. Bu makineyi böyle yiyip bitiriyorsunuz. Vallahi çok üzülüyorum. Akrapovic slip-on üzerinde geliyor ama full headers takarsanız patırtılar, çatırtılar, gök gürültüleri bunun gibi şeylerle devam edebiliyorsunuz. Hugger karbon, zincir muhafaza karbon, arka jant da karbon arkadaşlar. Yani dediğim gibi bandırıp çıkartmışlar.
8000 devirde kesiyor arkadaşlar rodajda olduğu için. Öyle şu anlık uçamacığımızı söyleyeyim size. Yani motor ne hissettiriyor? Hani o verdiği güzellik dışında bir kere normal bir espinara göre daha yukarıda oturuyorsunuz. Kesinlikle. Daha sert bir sele, çok daha sert bir süspansiyon. Geçtiğiniz minnacık çakıl taşını bile hissediyorsunuz. Ama motor böyle hani şöyle al, oyna. O kadar hafif hissettiriyor ki yokmuş gibi altımda. Yani çok rahat bir olabiliyorum motosikletle. Bu zaten pist kullanımı için baba. Bak geç diyor, o da bakayım diyor birazcık. Kask tak baba, kask, öyle binme. Ya bu motor aslında gerçekten pist için. Çünkü dinamiği, frenleri, bir ön fren var şunda. Bak şimdi. Üstünden uçacağım. Ben bu kadar hassas bir fren kullanmadım daha önce. İnanılmaz frenleri var. Normal espinara göre çok daha kuvvetli frenleri. Onu söyleyeyim. En azından bendeki S'e göre daha kuvvetli frenleri var. Tahtada oturuyorum. Ama kendimi harika hissediyorum. Gel bakayım. Oy. Bu arada üzerinde lastikler Michelin Power Cup 2 var arkadaşlar. Lastik inanılmaz yumuşak. Yarı silik bir lastik. Yani hem pist hem cadde için kullanılabilecek bir lastik. O yüzden yani fren tutuşu ve virajları, yani şu an üzerim tam değil olmadığı için böyle çok yatmak istemiyorum. Montum, eldivenim, kaskım var sadece. Mazur görün, işten çıktım. O yüzden inanılmaz hafif hissettiriyor virajlarda. Yani itiyorsun devriliyor, kaldırıyorsun dikiliyor. Yani biz böyle ufak ufak yönlendiriyoruz tabii. Hani toprak bununla neler yapıyor. Bu arada sevgili toprak, bir gün seninle buluşabilirsek eğer, senden bir imza isteyebilirim bu motora böyle. Bir imza atsan da şöyle ne güzel olur. Azgatlıoğlu imzasını taşısak. Roddayım da Allah'ın cezası, yavaş. Bak herkes yol veriyor, görüyor musun bak. Aynadan da böyle gelirken birazcık psikopat duruyor motor, biliyor musun? Kafadan böyle kocaman kanatlar, acayip bir surat, uzaylı gibi duruyor böyle. Rengi ne olduğu belli değil, karbon fiber. Şimdi bir Race aldım kendisini. Şuradan ekranı da birazcık sizi şekilli şükürlü bir ekran gezdireyim. Dur şimdi bak, şu var. Benim en çok sevdiğim model bu. Buna bayılıyorum. Yatış açıları bilmem ne, her şey var. Tatlı kalkacağım, çok veremem gazı arkadaşlar. Ben de tırsıyorum hala. Uyuşturucu gibi bir şey bu. Bak makine biraz hızlandı mı böyle, o kadar hafifliyor ki altında. Bak şimdi yok gibi neredeyse. Sadece çok sert. Hop, yolda bir şey var, aman dikkat. Yani altınızda yokmuş gibi davranıyor. O kadar hafifliyor ki motor hızını aldıktan sonra. Ve yani oynayabiliyorsun rahat rahat makinayla böyle yolda. Yatır, kaldır, indir, çıkar. Burada da kesici geldi zaten. Daha gitmiyor bak. Ulan tam halleniyorum. Kesici geliyor. Yani şu an böyle çok eğlenceli değil. Uçamıyorsun. Ama yani baksana abi, hala o kadar kıvrak bir 150 ile giderken. Normalde artık biraz ağırlaşmaya başlar bazı şeyler ama makine çok güzel akıyor ya. Aman bakalım. Bir frene. Frene bak. Dipleyemiyorsun freni. Yani freni böyle var ya, ufak ufak sıkıyorsun. Öyle rocks diye sıksam herhalde öndeki camdan, doblodan içeriye girerim. Şöyle selamun aleyküm abi diye. Şimdi makinenin kalbine gelecek olursak, burada 1 litrelik bir motor görev yapıyor ve acayip verimli, böyle dolu dolu zımbır zımbır bir blok var. Bu makine 213 beygir arkadaşlar ve 113 Nm tork sağlıyor. Önemli olan normal espinararla buradaki 2-3 beygir değil, hem 2-3 beygir hem de yaklaşık bir 6-7 kilo üzerinden çıkarttığınız zaman otomatikman orada böyle son hızlarda, üst hızlarda nasıl görüyorsunuz, toprak geçen dönemlerde Yamaha ile böyle düz yolda koşturamıyordu. Ama bununla adam harikalar yaratmaya başladı. Adam virajda geçiyor, her şeyi yapıyor, düz yolda diğeri uzuyordu.
Ama M Competition'a geçince o işler artık bitti. Toprağa da buradan saygılarımızla sevgilerimizi gönderelim. Ondan sadece bir ricam var. Bu videoyu izler, bir yerde duyarsa bir tane böyle şuraya Toprak Razgatlıoğlu imzası istiyorum Competition için. Bizim için gerçekten gurur kaynağı. Tekrar buradan anımsayalım. Dediğim gibi blok çok verimli fakat bir zırıltı var. Hani diyoruz ya mesela işte tek silindir ya bu Çinli falan. Arkadaşlar 6000 devire kadar aynalarımı kaybediyorum. Bir titreşim Espinarar'da var. Yok değil. Şimdi biraz daha bloktan bahsedecek olursak Bembe yazmış demiş ki 6,5 litre yakar. Sizce bunun 6,5 litre yakabilme ihtimali var mı? Bence kesinlikle yok. Ben de en az 8-9 litreyle geziyorum rodajdayım. Rodaj biterse ben onu 10-11'e falan rahat rahat böyle gülü oynaya tırmandırırım. Yani 6,5 litre yakma gibi bir hayalleriniz varsa onları söyleyeyim, şimdiden erteleyin arkadaşlar. Zaten artık buna da biniyorsan çok da düşünme, fiyatı dudak uçuklatacak, ona en son geleceğim. Şimdi o kadar konuştuk, akrep var dedik, onu var dedik, bunu var dedik. Sesi çok mükemmel değil söyleyeyim ya, yani mükemmel headers'lar var kapalı, almanız gerekiyor. Buyurun. Ay eriyorum. Patlamaya başladı bak dinle. Çok iyi değil mi? Patlamaya falan başlıyor biraz daha ısındıktan sonra böyle. Gece buradan bazen alevleri gözleriniz seçebilir. Şunun bir rodajını bitirip Kuzey Marmara'ya çıkmayalım mı? Ne dersiniz? Bunu bir yapmayalım mı şöyle bir vlog daha? Hatta şöyle düşünüyorum, Bursa'da yaptırabilirim rodaj bakımını doldurmaya çalışıyorum. Otobandan git gelle bir vlog daha istiyorsanız yaz baba, çatır çatır yaz aşağıya. Abi gelsin M Competition izleyelim birazcık diye. Hoppa, ama böyle bak şuradan bile çukurdan geçiyorsun ya böyle pat küt pat küt. Resmen yani Toto'nu tokatlıyor motora, böyle şak 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 vuruyor sana. Hiç. Bazen de insan şeyi korkuyor abi, şimdi bununla döneceksin, yatacağım ama kanatlar oradan karbon fiberler bir şeyler ya yatırırım diye açıkçası tırsıyorum, ne derseniz deyin lan, korkuyorum vallahi, korkuyorum bunu söylerken korkuyorum ya. Enteresan bir korku kaplıyor içimi. Neden diye soracaksınız, çünkü pahalı abi her şey ya, makine pahalı. Parçalarını düşünemiyorum ne yazarlar yani ufacık bir şeyde. O yüzden o kadar rahat rahat da süremiyorsunuz. Böyle lanetle bir huyu var ya da bilmiyorum, ben daha yeni yeni alıştığım için mi böyle. Açıkçası bir korkutuyor yani, ulan bir bok olmasın, aman çizilmesin, aman şöyle olmasın. Daha düz yolda gidiyorum, sesime bakar mısın nasıl dıngır dıngır dıngır. Allah kahretsin. Böbrek taşım olsa dökerdim senin sağ, ah de sayende. Oh, ne biçim sıkıştım. Hiç konforlu değil abi. Tamam, bir yarış motorunun konforlu olmasını zaten beklemiyorum. Hani 190 kilo, 200 küsür beygir. Allah be. Bu arada yani jantlar da full karbon olduğu için öyle çukurlardan kaçmak zorundasınız. Böyle sert çukurlara girmemeniz lazım. Çünkü jantınızı kırdınız mı hadi geçmiş olsun. Zaten karbon fiber ile yamulma mamulma olmuyor. Bildiğiniz patlıyor jant. Böyle handikapları da var M Competition'ın. İşte her güzelin bir huyu suyu var da işte bakalım, biz de sana katlanıyoruz. Ne yapalım? Şehir içinde de ay binilecek bir motor değil. Zaten hemen ısınıyor. Harıl harıl aşağıdan veriyor. Bir yere de gittim mi vallahi motordan inemiyorum. Böyle kumaş bir şey giyiyorum, terliyorum. Altıma yapmışım gibi ıslak ıslak iniyorum. Koskoca adam diyecekler, altına işemiş. Ayıp duruyor böyle. Komik hissediyorum kendimi. Böyle şehir içinde çok binilebilecek bir alet değil ki. Çok sert zaten, söyleyeyim bunu. Hani böyle bir de acayip ısınıyor. O yüzden böyle çok binesin gelmiyor. İsyan ediyorsun ondan sonra, ama insanların bakışları bir farklı oluyor tabii ki eme. Şimdi böyle motorun yanına gelince böyle elini kolunu koy, rahat anlat diye adamlar kanat yapmış. Ben de böyle nereye koyacağımı şaşırıyorum. Derken birazcık yürüyen aksamından bahsedelim motosikletin. Önce lastiklerden bahsetmek istiyorum. Yarı silik bir lastikler var arkadaşlar. Burada Michelin'in Power Cup 2 adında bir lastiği var. Çok hızlı bitiyor. İnanılmaz güzel tutuyor ama çok hızlı bitiyor. Olayı da birazcık bu aslında. Şimdi burada gördüğünüz üzere balatalara soğutma giden çamurlukta burada ekstra buradan havayı alıyor. Bak parmağım giriyor, gidiyor balatalara. Buradaki aşağılar disk ve aerodinamiğe etkisi var. Bunlar böyle öndeki kanatlar falan böyle hep
bir motosikleti daha iyiye nasıl taşırız, milisaniyelere nasıl alırız bu makinayla gibi tasarlanmış önemli detaylar. Normal M'de, M1RR'da şu parçalar yokken Competition'ın üzerinde geliyor sadece. Dediğim gibi ön jant ve arka jantta zaten 17-17 bir lastiğimiz var. Arkada 200'e bağında bir lastik var. Frenler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda böyle bir fren kullanmadım. Hani böyle acemi olursun da binersin böyle ilk defa frene yüklenirsin. Ulan ne oluyormuş falan dersin ya. Bunda hep böyle abi. Şu fren manetini böyle doya doya ezemiyorsun. O kadar hassas ki fren. Stopu'ya gelmek istiyor, bir şey yapmak istiyor. Böyle o frene yüklendiğin an böyle damarlarım şurada falan böyle hep bir motorun üzerinde kalma çabası doğduruyor sizde. Bunlar hep lezzetli o şeyler arkadaşlar. Bindiğin zaman ya frenler nasıl falan tam şakamatik basıyorsun, küt böyle falan oluyorsun. Eğlenceli, sürmek gerçekten çok keyifli. Veya şimdi dediğim gibi benim boyum 1.80. Bu basaklarımı istediğim noktalara çekebiliyorum arkadaşlar. Buradakilerle işte yok botum buraya girdi mi, bunu mu ayarladım, ne yaptım, bu gibi bütün her şeyi değerlendirebildiğiniz profesyonel bir makina. Diyelim ki bindik, viraj yapacağız değil mi? O kadar güzel ki biraz daha yüksekte olduğum için kendimi en azından ben böyle hissettim. Daha rahat aşağıya sallayabildim kendimi virajlarda. Geldim baba virajlara, motorun selesi daha yüksek ya normalden. Daha rahat yattığımı hissediyorum. Hemen böyle geliyorsun, bacağı böyle tak koyuyorsun, hop yatıyorsun. Veya aynı şekilde sola geliyorsun. Makine yolda yürürken inanılmaz hafif hissettiriyor kendini. Böyle altında yokmuşçasına gerçekten. Hani böyle çok rahat bir şort giyersin. Lan yok gibi falan dersin ya, bu da öyle bir motosiklet abi. Biniyorsun. Hani yavaş gittiğinde çok sertliği hissediyorsun ama böyle bir otobana çıktığında, biz şimdi sürekli piste çıkamıyoruz maalesef. Ama böyle yol düz konuşamıyorum. Aa, çok güzel, çıkıp gazlamak istiyorum. Yok gibi altında gerçekten. Saten bir kıyafet gibi giyiyorsun ve altında yokmuşçasına hafif hissettiriyor. Virajlar inanılmaz güzel, özellikle bu lastiklerle. Tabii ki sert süspansiyonlarla viraj yapabilmek daha kolay oluyor. Çünkü dağıtma yok, sallama yok. Ya aşağıda gidon damperi var. Virajdan çıkıyorsun, koyuyorsun. Yine gıcırt yok. Yani makinede zaten birçok özellik mevcut. Yok tekere gelmesin, şu kadar tekere gelsin. Ya her şeyi kapattığın moda ben daha henüz cesaret edip geçemedim. Cesaret edip süren arkadaşlar vardır. Size onlar daha iyi anlatır. Birazcık toparlayacak olursak, makine gerçekten bir bahane bulabileceğim bir motor değil. Ama beğenmediğim, yani bu bir pist motoru olduğu için bunların olması çok doğal. İnanılmaz sert. Yani ya alayım bir tane Competition dursun günlük kullanırım diyorsan olmaz o işler. Yani alıp gündelik kullanabileceğim bir süper spor, yani gündelik değil de daha sık sık kullanabileceğim bir süper spor istiyorsan belki de normal Spinner'a bakman gerekiyor. Ha dersin ki ya işte bu herkeste yok. İşte çok güzel. Evet abi işte herkeste yok. Hani günlük Spinner'ları çok görüyoruz piyasada ama M Competition görünce böyle hani bir de alıyorsun geziyorsun sürekli otomobiller böyle geliyor. İyi otomobiller ya, gazlayalım mı? Bu nasıl gidiyor? Motorlar rahat bırakmıyor. Işıklardayım. Kurye arkadaşlarım geliyor. Abi çok güzel, gaz verelim bunu yapalım mı? Evet, iyi hissettiriyor. Gerçekten yani isteyen herkese Allah nasip etsin. Çok güzel bir parça ama bence böyle ofise koyup izlemelik daha nadir. Bunu böyle çok yorma gibi bir niyetimiz yok ama biraz rodajı yapıp biraz limitleri zorlayacağız. Şu an rodajdayım. 195 km'de kesicisi var. Bununla birlikte yani çok keyif alamıyorsun. Tam çıkıyorsun, tam patlayacağım böyle. Hıt, 195 geliyor. Neyse ki 700-800'ü devirdik. Haftaya falan gidip bir rodaj yaparım. Bununla ilgili daha çok vlog çekebilirim. Eğer istiyorsanız siz de yorumlara yazarsınız. Tahmin edin kaç para? Yaklaşık 2 milyon 30 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Gerçekten evet, yüksek bir rakamı var. Ama dediğim gibi böyle motosikletle ilgili alakalı bir insansanız, seviyorsanız, buraya yatırım yapmak, yatırım yanlış kelime oldu, buraya harcadığınız parayı böyle görmüyorsunuz, o benim keyfim zaten diyorsanız, nadide bir parça. Al, odana mı koyuyorsun, ofisine mi koyuyorsun, çıkıp hafta sonu piste falan mı giriyorsun? Bu bence bunun için yapılmış bir makina. Dediğim gibi ya ben çok mutluyum, çok seviyorum. O zırıltısı işte, sert olması, bunlar bahane yani, anlatabildim mi? İyi şeylere bindiğin zaman bunları zaten doya doya hissediyorsun. Toparlayacak olursak, Competition çok güzel. Anne kusura bakma oğlum, bir iki tekerliğe aşık oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Port pozisyonu normal S'ten kalın. Yani şuradaki granajlardaki ara aparatları göstereceğim ben size üst görüntü olarak. Normalden daha şişik diyor mu, böyle şişirmişsin gibi duruyor. Kaslı duruyor. Yeter bu kadar. Kafanızı çok bulandırmayayım. İmkanınız varsa dünya gözüyle bir kere binin, bir tur atın. Benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz.